Aa, Servet Coşar'ın kardeşi Ömer Coşar. Bunlar işte burada Senin ismin son neydi istirahat. abi? Benim ismim Mehmet Şimşek. Mehmet abi, bu kabristan niye bu kadar otlu abi? Adam boyu kadar Şimdi ot birikmiş. Yani bunları insanoğlu yeryüzünde dünya malına ne kadar tamah ettiyse artık, anlıyor musun? evet. İşinden gücünden şu kabristan isteseniz var ya, cillop gibi olur, biliyor musun? Yani şimdi Ya yanlışlıkla biri sigarayı şöyle fırlatsa tüm yanacak kabristan burası. komple cayır cayır yanacak. Yanar. Ya şuranın otlarını temizlense Yani nasıl olur? çok güzel olur ve hoş olur ama işte şimdi kimseye bir şey diyemiyorsun. İş güç zamanı diyorlar. Birisine bir şey söylesen ötesi gelmiyor. Arife Gül'e, Yani Gumi'ye gelmiyorlar mı bunlar diye herkes artık? Geldiklerinde yani herkes kendi kabristanının otunu temizlemiş olsa cillop gibi olur Yani şurası abi şurası ya. köyün ana yolu. Ya da Her geçen şöyle bir şey görüyor. var. Kırlar köyünde gurbetçi çok değil mi abi? Çok. Ben de gurbetçiyim. Ben de Fransa'da Sen de kalıyorum. gurbetçisin. Yani muhtara en azından şöyle 100-200 euro para gönderseniz, Yani hayrınıza da, o da bir garibanı tutsa, şuranın tabii otunu temizlettirse mutlaka ki kötü mü olur abi köyün yani? bekçisi var ama köyün bekçisi burayı idare edemez yani. Köyün Ya işçi bekçisi çok tutsalar, yani bir iki üç kişi şu an tutsalar 2-3 günde cillop gibi temizlenir ay, abim ya. yok imece göreviyle beraber yani toplu birlikte herkes şurayı yapabilir ama şimdi birisine bir şey söylesin köy yeri yani. He. Yanlış anlıyorlar veya gelmek istemiyorlar. Biri geliyor, biri gelmiyor. Öbürsü de diyor ki o gelmedi ben niye geleyim? Yani He. mesela şu arkamızda bir arsa var. Evet. Oraya duvar çekiyorlar. Yani para sıkıntısı yok köyde genellikle. Para sıkıntısı yok. Organizasyon Yani sıfır. organizasyon sıfır Sıfır. demeyelim de Sıfır. muhtarımız da çalışıyor ama He. uyan yok yani fazla uyan yok. Abi Kırlar Köyü'nde en önemli şey nedir? Bir cami, iki kabristan. Yani maşallah Yani. bizim camimiz bir sene demeden yani hemen hemen bitti gibi. O zaman Çevre buradan köylere göre. gurbetçilere de seslenelim. Evet. İnşallah gurbetçiler içerisinde duyarlı bir izleyicimiz vardır da, İletişime geçer artık muhtarla. Her yıl şu kabristanı şöyle güzelce otunu Yani temizlettirseler de, şuradan geçenler de bir baksa ya, helal olsun. Kırlar Köyü'nün kabristanı ne evet. güzel temizlenmiş otları deseler, kötü mü Ya, olur yani abim güzel olur yani? şu şeye bakın yani şimdi dediğiniz gibi bir sigara atsa bir şey Ya yapsa burası yanlışlıkla bir sigara atmış yani olsa cahil aynen. gencin biri, yani söyleme sahip rahmetlileri cayır cayır bu tarafta Yani da yakacak, öbür tarafta da, yani genellikle olmuyor yani. sigara içenimiz de çok zaten. Sigarayı dışarı atan da çok Değil genellikle mi? ve Yani hele onun şu için hele şu mevsimde her taraf kuraklık. Yani Allah vermesin. Birisi bir izmarit atsa yani köyün mezarlığını bırak yani çoğu hasatı kaybolabilir yani. O evet. yüzden Buradan da inşallah bundan sonra duyarlı oluruz. ben Ondan sonra mesajı gönderdim zaten izleyicilerimize, gurbetçilerimize. Buradan da tüm rahmetli olan insanların, Allah rahmet amin. eylesin, mekanı cennet olsun Cümleten diyelim. inşallah amin. Hepimizin geleceği yer yine Burası. kabristan. Onun için Burası. kabristana sahip çıkmak lazım. İnşallah. İnşallah Yani ama işte o insanlara saygı göstermek lazım. Burayı temiz tutmak temiz lazım. olması lazım. Evet Ya. ama işte ne yapacaksın ya? Hayırlısı olsun. İnşallah bir dahaki seneye böyle olmaz. Bu Evet. sene yani bu pandemi dolayı diyelim yani. Yani ona şey yapalım. Ondan sonrası Allah büyütür inşallah bir dahaki Evet, seneye sen temiz olur. kaç yıl gurbette yaşadın abim? Biraz da senden Ben bahsedelim abim. 1999'da gittim gurbete. Hollanda'ya gittim. Evet. Oradan birkaç sene Hollanda'da kaldım. Oradan sonra Almanya Köln'e geçtim. Turistim tabii ki kağıtsız. Köln'de bir sene kaldım amcamın yanında. Ondan sonra geri döndüm ben Hollanda'ya. Hollanda'da 2-3 sene, 3 sene, 3,5 sene kaldım. Oradan sonra Fransa'ya geçtim. Birkaç sene kaldık. 2007'de dönüş yaptık. Ondan sonra burada birkaç sene çalıştık. Yani alışamadık geri. Buraya geri döndük 2012'de. Bir iki sene sonra işte Cenab-ı Allah nasip etti. Kağıdımızı aldık. Şimdi 2014'ten beri kağıtlı gidip geliyoruz yani rahat Nasıl gurbet gurbetlik sılığı. nasıl abi? Kaç yıldır izine geliyorsun, böyle yazın geliyor Çok musun çok izine? şükür her sene geliyorum. Her sene geliyorum yani kağıdı aldım alalı ama önceki ilk senelerde 8 sene hiç gelemedim. Yani Değil mi? 16 bayram göremedim yani. Çok şükür şimdi
senede bir bayram görüyoruz. Bayramın birini kaçırsak da birini görüyoruz yani. Nasıl o yüzden... şu anda gurbetlik nasıl gidiyor? Dışarının şartları o gurbetlik çekmenize rağmen orada durduğunuza değiyor mu yani? Vallahi şimdi ekonomi olarak değiyor diyelim. Öyle mi? Ama manevi olarak sağlık değmiyor yani. Sağlık yönünden nasıl çekiyor? Sağlık şimdi biz oraya gidiyoruz. Orada da yabancıyız. Burada da yabancı. Yani evet. Şu anda ben yabancıyım. Hmm. Burada olduğum halde yabancıyım. Orada da yabancıyım, burada da yabancıyım yani. Ama sosyal hayat Avrupa'da yok denecek kadar. Hele bizim olduğumuz Fransa Avignon bölgesinde yani sosyal hayat hemen hemen yok gibi. Sadece iş, ev. Evet, iş, ev yani gurbet böyle geçiyor işte bizim peki, için. Peki Kırlar Köyü'nde senin bulunduğun yerde var mı sizin? Var. Köyünde? Bizim bulunduğumuz yerde arkadaşlar var. Bu şu anda birkaç kişi, 3 kişi izinde. Aileler, Ersoy ailesi gelmedi. Ersoy ailesi var orada zaten. Geri kalan Diren var, Turgut Diren. Yalçın Bütün var benim patronum ve arkadaşım. Bilal Coşar vardı, o da pandemi dolayısıyla burada kaldı, izine geldi. Burada kaldı birkaç sene, ondan sonra geri dönüş yaptı. Şimdi biz de zoraki geldik yani. Normalde aslında Fransa hükümeti bizi buraya göndermiyordu ama biz... Gönderse de göndermese de orada da kalsak diye çıktık geldik hayırlısıyla inşallah geri döneceğiz ay sonunda veya ay biraz geçtikten sonra birkaç gün geçtikten sonra geri dönmeyi düşünüyoruz Allah nasip kısmet ederse. Bu direği görüyor musun o direği? Yani o direkte Türk bayrağı vardı ama. Niye yok? Ne yaptılar bilmiyorum. Benim de haberim yok. Niye yok? Ne olmadığını bilmiyorum. Sorumlusu kim? O direği orada niye öyle duruyor? Her sene orada bir Türk bayrağı büyüktü yani. Aynen büyük. Büyük bir Türk bayrağı vardı ama ihmalsizlik mi var ne bu köyde? Yani İhmalsizlik değil de şimdi neden olduğunu ben de bilmiyorum, sormadım. Onu bir sor da. Sormam lazım muhtara, muhtara sormam lazım. Yoksa direkt bir işe yaramıyor yani. Yok, boş direkt. Çünkü yani... onu arkadaşlar diktiler kendileri ama dediğiniz gibi şimdi sadece boş direkt orada al bayrak olmayınca hiçbir işe hiçbir, yaramaz abim yani. Yani direkt o direği direkt yapan zaten o al bayrak, dalgınan al bayraktır yani. Ama o işte düşünmek lazım. İnşallah ona evet. Da bir bayrak düşünürüz Allah kısmet ederse. Şöyle girişte kapanış bir konuşması yapalım. Evet ben, sen Zeynel abinin nesi oluyorsun? Amcasının torunuyum. Amcasının evet. Torunu. Zeki Şimşek'in oğluyum ben. Yakın akraba, amca çocukları yani babamın ana kendisi amca çocukları. Hı. Yani bize öyle biraz da seni tanıyalım çoluk çocuk var ben, yani ben bekarım. Bekarsın, evli değilim. Biraz evlenmedim. Bir Allah başımdan evlenmedim diyorsun yani. Bir başımdan nişanlılık geçti. O da ha. Cenab-ı Allah nasip etmedi, kısmet etmedi. Onu da işte yani hayırlısı böyleymiş. Söylemek istediğim bir şey buradan, var mı abi? Buradan Zeynel abi Kırlar Köyü gurbetçilerine köyünüze gelin, köyünüzü unutmayın, ziyaret edin. Yani mutlaka her sene ben genellikle gelmeyi düşünüyorum. Geliyorum yani Allah'a şükür ama bazen arkadaşlar değişik konulardan dolayı yani belki ekonomik, belki daha değişik konulardan dolayı gelemiyorlar yani gurbetten. Buradan Zeynel abime bolca selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum kendimi sizi buraya gönderdiği için. Biz teşekkür ediyoruz. Volkan'a da teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum ona. Buradan evet, amcama, evet. Köln'de amcam var. Ülfü Şimşek. Kardeşim var. İskender Şimşek. Onlara da bolca selam söylüyorum. Buradan Avignon'da bulunan arkadaşlarım, iş arkadaşlarım.